Burası Hövsgöl Gölü'nün kuzeyinde, Rusya sınırına 100 kilometre yakınlarındaki Buryatsudak bölgesi. Sayıları dünyada sadece 700 olan Duha Türklerinin önemli bir kısmı yerleşik olarak Tsagan Nur ilçesinde yaşıyor. Yerleşik hayatta uyum sağlamak onlar için hiç kolay değil. Her yıl sayımız azalıyor. Her yıl bir iki aile ilçeye yerleşiyor. Bize de söylüyorlar ama yapamayız biz. Geyiklerimiz olmadan yaşam nasıl olur hiç bilmiyorum. En büyük oğlum Ulaanbaatar'da yaşıyor. Evlendi orada. Çok az görebiliyoruz onları. Sadece yazları torunumuz yanımıza geliyor. Nimçav ve Punsil bütün ailesini alarak dağın zirvesinden eteklerine doğru göç ediyor. Aile her yıl ilkbaharda dağın zirvesindeki yaylalara çıkarken, her sonbaharda dağın eteklerine iniyor. Doğanın bize verdiği kadarıyla yetiniyoruz. Daha fazlasını istemek için ona daha iyi davranmak gerek. Biz ona iyi davrandıkça o da bize iyi davranıyor. İhtiyacımızdan fazlasını almak açgözlülük. Çevrenizde gördüğünüz her şeyin bir ruhu var. Fazlasını almak onlara saygısızlık yapmak demek. Duhalarda kadın erkek eşitliği var. Kararlar alınırken büyüklerin sözü dinleniyor. Ama herkesin oyu eşit. Yöneticilik sınıfı yok. Paylaşımcılar, birbirleriyle avlarını, topladıkları yemişleri ve geyik sütünü paylaşıyorlar. Duhalar şamanizme ve olağanüstü güçlere inanıyorlar. Şamanizm inancında şaman, hem bir din görevlisi hem de şifacı. Ruhlarla temas kuruyor, ölüp dirilebiliyor, kutsama görevini gerçekleştiriyor. Şamanizmin tarihi tam bilinmese de, köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı sanılmakta. Bu yüzden şamanlar genelde kadınlardan seçilmekte. Erkek olsa dahi kadın kıyafeti giyiyorlar. Bu kıyafet ve ayinde kullandığı davul, hizmetinde olduğu ruhun isteklerine göre biçimleniyor. Bu yüzden her şamanın kıyafeti ve davulu farklı. Duha Türklerinin geyikle yaşamaya başlamaları da binlerce yıl önceye dayanıyor. Duha Türkleri, Moğolistan'da resmi olarak Tsatan olarak adlandırılıyorlar. İki anlamı var bu kelimenin. Ren geyiği insanı ve orman insanı. Dilleri Türk dillerinin Sibirya grubuna ait olan Siyan Türk dillerinin Tagya grubuna ait. Bugünkü Türkçe ile birçok ortak kelime var. Ancak duhaların birçoğu kendi dillerini konuşamıyor. Çocuklar okul döneminde yatılı olarak ilçeye gidiyor ve eğitimlerini Moğol dilinde alıyorlar. 700 kişilik duha topluluğunda sadece 20 kişi kendi dillerini konuşabiliyor. Bira, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, tos, on, 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 on
işte. Bire. Bire. Çocuklarımıza kendi dilimizi öğretemiyoruz. Her yaz öğrettiğim kelimeleri kışın okula gidince unutuyorlar. Biz bile kendi dilimizi konuşamaz hale geldik. Sanırım bu dili konuşan en son biz kalacağız. Dilimiz bizimle birlikte ölecek.